Evet, hazır mıyız? Ben Nilay Cihan. Ben Yüksel Sevim. Tekrar merhaba öncelikle. Bugün yine güzel bir İzmir günündeyiz. Bugün de Özbek'e gidiyoruz. Değil mi Yüksel Bey? Evet. Özbek'te çok güzel bir villa gezeceğiz bugün. Şimdi Özbek neresi? Urla'ya çok yakın. Yaklaşık 9 kilometre. Değil mi? Evet. 9 kilometrelik bir yer. 15 dakika mesafedeyiz. 15 dakikada gidiyoruz aslında Özbek'e. Yürüyerek gidersek bizim gibi 45 dakika, 1 saat sürebilir. Ama şaka, biz de araçla evet. gideceğiz. Sadece durduk burada. Size önce gittiğimiz yolu göstermek istedik. Çünkü ben çevre yollarını hiç sevmem. Basarsanız dümdüz gidersiniz. Böyle yolları daha çok seviyorum. Ormanın içinde gidilen, yolun üzerinde birçok köy kahvaltıcısı, esnaf var. Köyde toplamış domatesini, salatalığını farklı satıyor. Farklı farklı meyveler. Evet, meyveler. Böyle yollar çok daha keyifli oluyor. Böyle bir yoldan Özbek'e doğru gideceğiz. Özbek'te görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Köy meyvelerinde köylülerimiz bizi karşılıyorlar. Aa, evet, bizi karşıladılar Özbek köyüne. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, villamızın önüne geldik. Yüksel Bey, merkezde bizi karşıladılar köyde. Şimdi ne kadar mesafede geldik biz burayı? Merkeze... Köy meydanı 250 metre çok ancak. Yürüyerek gidebiliriz ancak, buraya. Evet. Şimdi ikiz bir villamız var yine bizim arkamızda. 3 oda bir salon, bir villa gezeceğiz bugün de. Ama içeriye girmeden önce kısaca bir azıcık size Özbek hakkında da birkaç bilgi vermek istiyoruz bu arada. Bahsettiğimiz gibi Urla'ya çok yakın bir mesafedeyiz biz burada. Yine 15 dakikalık bir mesafeden geldik. Saat 50 metre mesafe sonra sağa döndüğünüzde Akkum plajına gidiyorsunuz. Eğri Liman Koyu'na da çok yakınız. Burada da birçok koy var. Bildiğim kadarıyla balıkçı barınakları var. Bir de sahil bölümünde bolca balık restoranları karşılıyor bizi. Bir de buranın ben daha önce yemiştim, tavsiye ediyorum. Keşkeği çok güzel. Özbek'in keşkeği var. Burada bir keşkek evi var. Çok başarılı. Evet. Ve her yıl Mart ayında burada ot festivali düzenlenmekte. Evet, Özbek köyüne has bir ot festivali vardır burada her yıl. Bunun dışında bir de tam merkezde bir taş kahvesi vardır. Yaklaşık 100 yıllık. O da oldukça ünlü bir yer. Çünkü burası da zamanında Rumlarla Türklerin birlikte yaşamış olduğu bir bölgedeyiz biz. Evet. İsterseniz bayağı bir Özbek'ten bahsettik. Evet. Artık evimizi biraz gezmeye başlayalım. Biraz da villamızı gezelim. Villamız gördüğünüz gibi dış cephesiyle oldukça güzel tonlar seçilmiş. Doğayla uyumlu. Şimdi birazdan zaten içeriği gezeceğiz. Ama hemen şurada Ahmet gösterebilirsen villamıza ait bir araçlık otoparkımız var. Bu villamızın da inşaatı yeni bitti. İçeride yapılması gereken ufak tefek rütuşlar olacaktır. Gezerken bunları da göreceğiz zaten. Dilerseniz şimdi Yüksel Bey içeri geçelim. Buyurun. Buyurun. Evet. Merdivenlerle villamıza çıkış yaptık. Evet, bahçemize giriş yapıyoruz. O yüzden villamız yüksekte kalıyor birazcık. Evet, kotu yüksek. Hı hı. Çok rahat, ferah ve sizi 500 yıllık zeytin ağaçları karşılıyor. Gerçekten 500 yıldan da fazla görünüyor. Fazladır diye düşünüyorum ama en azından bir burada var, bir orada var. Arkada da var 3 tane. Evet. Şimdi villa dediğimiz zaman önemli olan aslında biliyorsunuz bahçe. Çünkü bunlar bir apartman dairesi değil. O yüzden bahçe kullanımları çok önemli. Bu bahçemizde yine şimdi biraz çimlerimiz uzamış. Tabii ki doğal olarak burada henüz bir yaşam başlamadığı için. Güzel bir çim alan yapılmış. Bunların kesinlikle biçilmesi gerekiyor. Zaten dediğiniz gibi 500 ya da daha fazla olan zeytin ağaçlarımız var. Çok güzel. Şurada Ahmet devam ederseniz önde de güzel bir bahçe kullanım alanımız var. Terasımızın önünde. Yüksel Bey, bahçemiz yani daha doğrusu bizim burada arsamız ne kadar? Yaklaşık olarak 285 metrekare arsa var. İçinde evet. 83 metre 85 metreye oturan bir tabanlı bir villadan alanı. Bahsediyoruz. Evet, güzel bir ideal bir villa alanı aslında, taban alanı diyebiliriz. İsterseniz şöyle bir ön bahçeye doğru ilerleyelim. Evet, dediğimiz gibi çimlerin budanması gerekiyor. Kenar bitkiler yerleştirilmiş. Güzel bir bahçe kullanım alanı görüyoruz burada. Önünde de mutfaktan çıkıldığını tahmin ediyorum. Burada hem de salondan. Hem salon ve evet, mutfaktan çıkabiliyoruz. Evet, ben de öyle tahmin etmiştim. Güzel bir teras alanımız var burada. İsterseniz şöyle arkaya doğru dönelim mi? Bence arka tarafa da bakalım. Evet. Villamızın birazdan gireceğimiz ana giriş kapımız burada. Biz kapıyı açtık. Hazır. Evet. Yine döner dönmez yine kocaman evet. bir zeytin ağacı sizi karşılıyor. Hı hı. Evet. Arka tarafta
yaklaşık bir 10 metrekare civarında bir depo alanı oluşturulmuş. Evet, güzel. Küçük bir depo alanı var. Peki buradan yukarıya gidiyoruz Yüksel Bey. Burası nedir? Ve burası domates, biber, patlıcan, bostan olarak kullanabileceğiniz geniş bir alan var. O zaman gördüğümüzden daha büyük bir bahçe var. Bu alan boş bırakılmış. Evet, boş bırakılmış. Burası da villamıza ait. Evet, alıcımızın tercihine bırakılmış burası. Aslında yan ikizinde bunu rahatlıkla görebiliyorum şu anda. Evet. Evet. Onlar da herhangi bir o tarz değerlendirmemişler ama güzel bahçe mobilyaları, bisikletlerini falan koymuşlar. Demek ki kişi biraz kendi özeline bırakacağız. Burada kişinin özeline bırakılmış diyebiliriz. Evet. Bir de şu yani karşıda yine muhteşem bir doğa var. Arkamızda yine orman. Arkamız orman, doğal hayatın içinde bir doğal yer burası. Doğal hayatın içindeyiz gerçekten. Evet. Denize mesafemiz yaklaşık ne kadardı burada? 3,5 kilometre civarında. O da yaklaşık 5-6 dakika mesafede denize ulaşabiliyorsunuz. Akkum'a. Girebiliyoruz denize. Evet. Evet, çok güzel. Özbey'in plajları da güzel. Ve daha sakin diğer yerlere göre. Kesinlikle. Aslında. Eğer devam ederseniz Ilıksu kamp alanına varabiliyorsunuz. Ve doğu istikametimiz kalıyor. Biraz sonra teraslarımızı gezeceğiz. Üst kattan görüş alanlarımızı birlikte değerlendireceğiz. Burası villamızın arka alanı oluyor zaten. Arka tarafı oluyor. İsterseniz biz tekrardan artık aşağı inelim ve villamızın içini gezmeye başlayalım. Buyurun Nilay Hanım. Evet, gezelim mi yavaş yavaş içeriye? Hadi buyurun. Anahtarlığımız kapıda. Buyurun. Evet, açıyorum. Şimdi Yüksel Bey, böyle büyük sokak girişleri de, kapıları da sanırım bu bölümde açılıyor. Evet, açılıyor. En azından eşya taşırken çok kolay kullanım olacak. Aynen. Evet, içeriye girelim. Böyle kapıyı kapatalım, sokak kapımızı. Yan tarafta cam bölüm. Uygulaması da güzel olmuş. Buraya da aydınlık yapmış. Açalım. Evet, ışıklarımız yanıyor. Sanırım yangın söndürücü. Evet, yangın dedektörümüz var. Aynı zamanda da alarmlarımız var. Güvenlik alarmımız. Evet, güvenlik alarm. Evin tüm alanı alarm sistemiyle döşenmiş. Burası girişimiz, giriş holümüz. Hemen sağ tarafta mutfak salonumuz. Ve diğer tarafta bir odamız var. İsterseniz mutfak ve salondan başlayalım. Buyurun canım. Şimdi evimizin salonundayız Yüksel Bey. Nilay Hanım, yaklaşık olarak 50-55 metrekare kullanım alanına sahip bir salon mutfak ve mutfaktan bahsediyoruz. Güzel bir kullanım alanı. Son derece aydınlık ve ışığa hakim bir alandayız. Şimdi salon bölümümüz, yaşam alanımız burası. Açık mutfak görüyoruz burada da, açık mutfak uygulamasını görüyoruz. Evet. Renk tonlarını ben beğendim, birbirine oldukça uyumlu. Mutfak alanları çok geniş bırakılmış villada. Hoşuma gitti. Oldukça fazla dolap kullanılmış. Aynen. Özellikle bayanların biliyorsunuz dolap, mutfak dolabı önemli. Ben de şöyle bir bakmak istiyorum. Bu alanda da dolaplar olduğu için yeterince fazla dolap alanı görebiliyoruz buralarda. Aynı zamandaki bu musluk, lavabonun olduğu bölümdeki pencereler de gerçekten güzel oluyor bence. Ben beğeniyorum. Dışarıyı seyrederken iş yapmak için. Hatta buradan bahçeye direkt servislerimizi de yapabiliriz. Aynı zamanda. Aynı zamanda yan tarafımızda terasa da çıkabilmekteyiz. Buraya hem mutfaktan hem salon tarafından çıkabiliyoruz. Bahçemize ve teras alanımıza. Evet. Çok sessiz, gerçekten güzel, keyifli, güzel bir hava yine. Güzel bir oturma grubuyla çok keyifli zaman geçirmek mümkün. Peki tekrar içeri dönelim, zaten dışarıda burayı görmüştük. Yarım ada gibi yapılmış. Aynı zamanda bu tezgahın bu bölümünde bir boşluk bırakılarak burada barsanları değerlendirebiliriz. Evet, küçük gruplara yanık masası olarak da kullanabiliriz. Evet. Ve yaşam alanı olarak oldukça güzel bir metrekare görüyorum ben. Camlar yere kadar olduğu zaman da evin için çok daha ferah tutuyor. Aydınlık. Şimdi bir doğrama pencerelere de bakarsak Yüksel Bey, ne kullanılmış burada? Burada dimsa doğramalar kullanılmış. Bunların da renkleri güzel olmuş. Rengi çok hoş. Sanırım elektrikli. Kaliteli. Evet. Ve uzun ömürlü tercih edilmiş. Evet, yine elektrikli panjurlarımız. Ve buradan da direkt bahçeye çıkış yapabilmemiz de çok güzel. Kapatalım.
Salon ve mutfak bölümümüzü gördük. Şimdi bu katta bir tane odamız var Lili Hanım. Odamız var ve hemen bir banyomuz var sanırım. Evet. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Genelde 3 oda 1 salon villalarda biz alt katta odayı pek göremiyoruz. Çünkü genelde zeminler hep küçük metrekarelere oturtuluyor. Evet. Bu villamızda artta bir oda olması gerçekten çok büyük bir avantaj. Biz bunu çok fazla maalesef göremiyoruz. Dediğiniz gibi zemin alanı villanın geniş olmadığı için ancak salon ve mutfak sığdırılabiliyor. Ama burada geniş bir metrekareye oturduğu için bu ev bir oda çıkmış ki bu çok büyük avantaj. Ve odayı istediğiniz gibi ilk önce oraya kullanma şansına da sahipsiniz. Evet Nine Hanım, buyurun isterseniz içeriden inceleyelim birlikte. Yine burada hemen yan tarafta yine bahçeye çıkabilmekteyiz. Evet, çok güzel. Yaklaşık olarak 13-14 metrekare bir odadayız. Mis gibi. Yalnız buradaki güneşin ağaçların arasındaki yansıması muhteşem. Biraz sonra terastan gün batımını birlikte seyredeceğiz. Peki. Odanın metrekaresi de gayet güzel. Küçük bir oda değil. Kapıların malzemesi de zannedersem bunlar lake kapı. Bütün lake kapı kullanılmış. Evet. Bütün. Evet, lake kapılarımız ve bu katta bir de hemen yanda genel bir banyo var. Biz girdik banyoya, direkt genelde bu alanlarda duş kullanılmıyor. Genelde insanlar yapıp geçebiliyorlar ama bu villamızda alt katta da muhtemelen yanda oda olduğu için buraya da bir duşakabin konmuş. Güzel geniş bir banyosu var. Evet, ferah. Merdiven altımızda istediğiniz gibi değerlendirme şansına sahipsiniz. Çamaşır makinesi koyabilirsiniz veya başka türlü değerlendirebilirsiniz. Evet, burada artık kişiye özel. Ayakkabılık yapabilirsiniz. Seçeneğiniz çok. Evet, merdivenlerimiz ahşap. Yine yan aydınlatmalarımız var, ayak aydınlatmalarımız yukarı çıkarken. Peki yukarıda hemen çıkar çıkmaz koridoru görüyorum. Ve koridorda gördüğüm yine güzel bir uygulama var bu villada. Hemen bir karşımda pencere var. Pencere var, kapı var, bir tane teras karşılıyor ve yine aydınlık. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman koridorumuz asla karanlık olmuyor zaten. Buradan yine bir terasa çıkıyorum. Hatta oldukça büyük bir terasmış. Buyurun. Yalnız nasıl güzel bir sessizlik, huzur. Sormayın. Gerçekten insan böyle evlerde dolaştığı zaman... Ya dikkat ediyoruz yani. Ya dikkat ediyor musunuz Nile Hanım? Bakın ne oldukça geniş bir alandayız. Büyük, ferah. Bakın istikameti görüyorsunuz. Güneşi buradan. Güneşin batışını her akşam seyretmek istemez misiniz buradan? Ben güneşin batışından ayrılamadım gerçekten ama biz terastan artık içeri girelim. Hadi buyurun içeri gezelim. Şimdi bu katta iki tane odamız var, onları görelim. Hemen sol tarafta, sanırım aşağıdaki odanın birebir aynısı zaten. Biraz daha. Her odaya da konmuş, dikkatimi çekti. Evet, LED aydınlatmalar bütün odalarda. Hem LED aydınlatma hem de yangın dedektörleri var. Evet. Ve camlama alanları fazla, yani cam alanlar fazla olduğu için ev içi zaten çok ferah. Ve güvenlik. Güvenlik. Alarmları. Alarm sistemlerimiz var. Elektrikli panjur üst katta da uygulanmış. Bir de bu evde bir şey dikkatimi çekti. Tüm zeminler güzel bir seramik, yani tek bütün ev seramikle kaplanmış. Evet, son derece kaliteli ve son derece güzel. Evet, güzel olmuş çünkü bir bütünlük sağlamış. Evi daha da ferah göstermiş. Aydınlık göstermiş. Süpürgeliklerin de beyaz olmasıyla birbirine oldukça uyum sağlamış. Genelde üst odalarda ahşaba geçebiliyorlar. Evet. Burada tüm ev seramik zemini. Bu da alanları aslında sanki daha bir ferah gösteriyor. Evet. Nile Hanım, köy manzarasını görmek ister misiniz? Evet, karşıda köy manzaramız var. Evet. Yan tarafta boş. Gerçekten burası çok huzurlu. 2 gün önce karşıki ormanlardan Torasan tarafına geçtim. Ormanın içinde dedektörler konmuş doğal yaşamı takip etmek için. Hemen karşıda diğer odamız var. Burada bizi daha büyük bir oda bekliyor. Ve yine muhteşem bir teras. Bu oda evimizin içinde, villamızın içindeki en geniş odalardan bir tanesi. Evet. Kendisine ait terası. Evimin odası olarak tercih edilebilir burası o zaman. Yanda da iki penceremiz var.
Ama bunun da önünde teras olması yine odayı daha güzel hale getirmiş. Bu terastan, terasımızdan da gün doğumunu takip etme şansına sahipsiniz. Yani günü buradan doğuruyoruz, bu taraftan batırıyoruz. Çok güzel. Karşımızda hiçbir şey yok. Yeşili görüyoruz, aşağıda yeşili görüyoruz. Dediğimiz gibi burada en büyük verdiği his... buradan biraz denizi görüyormuşum. Evet. Evet, buradan denizi de görebiliyorum. Bir de yeşille mavi çok güzel birbirine yakışıyor zaten her zaman. Yemyeşil bir orman, ortada ses. Deniz, evet. Kuş sesleri. Biz sakinlik, gerçekten güzel yerler. Sakinlik, huzurlu bir duygu. Biz güzel yerler geziyoruz gerçekten. Bence de. Her ev gerçekten güzel geziyoruz. Hepsinde aynı şey var. Güzel kuş sesleri, huzur. Doğanın içinde olmayı seviyoruz biz. Evet. Peki bu odamızı da bitirdik. Burada da yine sanırım karşıda alt katla birebir aynı olan bir genel banyomuz var. Oraya geçelim. Bir de ben iki katlı villaları daha çok seviyorum. Yani çatı katı yapıldığı zaman çık in. Evet. Aşağıdakiyle birebir aynı bir banyo. Vitrifiyelerde vitra kullanılmış. Evet, bunlar grohe görüyorum buradan. Şu anda çamurlu bir su akıyor normal olarak. Evet. Evin tabii bazı rötuşları tamamlanacak. Yani bazı yerlerde gördüğümüz ufak tefek, yani tüm yukarıda aydınlatmalarımız var ama burayı da kişiye özel bırakılmış. Burada farklı aydınlatmalar da kullanabiliriz. Banyomuzu da gördük. Yukarıda iki odamız, bir de koridor terasımız vardı. Evet. İki katlı bir yapımız var burada. İki katlı bir villayı görmüş olduk. Bu villanın avantajı, dediğim gibi, bir odasının aşağı katta olması. Bu bazıları için çok önemli olabiliyor. Çok önemli bir detay olabiliyor. Büyük ihtiyaçlara cevap verebilir. Evet. Şimdi tekrar aşağı inelim. Evet. Yine güzel bir villa gezdik. Gezdik. Evet. Kapımızı kapatalım. Evet Yüksel Bey. Çok güzel bir villa daha gezdik ama bu kez bir değişiklik yaptık. Villamızda yapmadık kapanışı. Buraya geldik. Yaklaşık ne kadar? 3-4-5 dakika bile sürmedi bizim geldi, bu sahile gelmemiz. Çünkü bu şu anda muazzam bir manzara var burada. Bunu da kaçırmak istemedik. Size de göstermek istedik. O yüzden kapanışı bu kez burada yapıyoruz. Akkum plajındayız. Yani gerçekten o kadar sakin ki insan. İşte çevrede balık tutanlar burada. Az ileride balıkçı barınağı var. Sahil boyunca restoran, kafeler var. Deniz de bugün harika. Dümdüz zaten çok güzel. Havada mis gibi. O yüzden burayı size göstermek istedik. Güneşin batışına kaldı 15 evet, dakika. Az kaldı. Belki biz onu görebiliriz biraz daha izleyip. Bugün de yine dediğimiz gibi güzel bir villa gezdik. Evet Yüksel Bey, ne diyelim o zaman? Bizi izlemeye devam edin. Ediniz. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Ben Nilay Cihan. Ben Yüksel Sevim. Kendinize iyi bakın. Evinize giden yolda buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Tarafa döndüğünüzde Akyaka koyuna devam ediyorsunuz. Akkum. Unuttum. Doğal yaşamı takip etmek için. Hayvanları demek istedim ama keser gerek. Ben anlamadım. Peki doğrulamalarınız nedir Yüksel Bey? Bilmiyorum. Evet Nilay Hanım. Bir dakika, hemen öyle pat diye dönme. Yine tekrar. Ay olmadı be.